Evet arkadaşlar, gönlümüzün efendileri çıktı maşallah diyelim. Şu an için 3 tane yavrumuz çıktı. Henüz çatlak olanlar da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Akşama kadar çıkım muhtemelen devam edecek. Yani bu sene, hatta bugünce zaman en çok sevindiğim ırklar arasında bunlar arkadaşlar. Şamo beslemeyi her zaman istemiştim. Nasipse sonunda şamımıza kavuştuk. Bakalım çıkım bittiğinde de son hali sizlerle paylaşacağım. Anlaştınız ha. Gel, gel hadi gel. Yavruların sayısı 4 adet oldu arkadaşlar. Ama çıkacak olan yumurtaları devamlı yuvarlıyorlar. O sebepten dolayı alacağım. Şimdi civciv kafesine götüreceğim. Bunlar yeterince kurumuş zaten. Evet arkadaşlar, onları şimdi aşağıya indirdim. Daha doğrusu yukarıya çıkarttım. Diğer yavruların yanına koyamazdım. Hem ufaklar ezilip muhtemelen kemikleri falan kırılacaktı. O sebeple ben de evime bir koli hazırladım. İçine suluk ve yemlik, böyle de bir tane ampul taktım. Bir müddet, yani hayvanlar kendini kurtarana kadar burada bakacağım. Hemen gitti otomatikman yemin üstünde geziyor. Bir an önce yem yemeye başlarlarsa, bak şimdi doğuştan bir içgüdü var zaten. Bir tanesi de bu altındaki bulunan malzeme de mısırın tozu, pisliği falan arkadaşlar. Yakaladım sizi. Dur yavrulara basacaksın. Maşallah. Tamam oğlum, heyecan yapma. Allah'ım önü sıkayım. Bak sen beni daha tanımıyorsun. Aklını alırım ha. Bu kazların tamamını yumurta vermiştik. Yumurtadan çıkmışlardı. Büyüdüler. Tekrardan anne oldular. İçeride bir grup daha varmış. Onun da yavruları çıkmış. Bizimkinin de muhtemelen bir galiba 7-8 günü falan kaldı. Değil mi Hamza? Ne yapıyorsun? YouTube'a selam de. Ne yapıyorsunuz de? Ne yapıyorsunuz? Kazları gel. Annelik içgüdüsü işte, yavruları kollamaya çalışıyor. Ben de transitle işim vardı, onu bıraktım. Eve doğru geçeceğim. Geçerken de kazları çekeyim istedim. Ya sen yavrularını sakınıyor musun ya? Sakınıyor musun? Bu bizim eve götürdüğümüz kaz arkadaşlar. Dişi kaz arkadaşlık etsin demiştik. Kaz oradan bu yana, nereden baksan herhalde bir 2 kilometre falan var galiba. Emin değilim ama 2-3 kilometre oradan buraya yayan geldi. Kazlar da vefalı hayvanlarmış. O ne lan? Orada bir şey yapıyor. Gel. Kıskanıyorlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane. Maşallah maşallah. Güzel, sevimliler. Tabii bunlar beni rahat bırakmıyor. Oğlum ömrünü sıkarım vallahi bak. Havan kime? Mavis. Gözlerin güzelliğine bak lan. Masmavi gözleri var kazın ha. Beyaz. Isırıyor mu? Tüm beyaz kazların mavi gözleri oluyor. Kahverengiler de değişiyor da bak. Şurada blue var bir tane. Gri. Onun da gözleri mavi mesela. Ne oldu? Tipsiz.
Neyse bırakalım böyle yayılsınlar rahat rahat. Bak hele bitti falan. Hadi görüşürüz yeğenim. Kaçıyorum ben. Bay bay. Sen yalnız mı kaldın burada? Ha? Kimse sana bakmadı mı? Ha? Tipsiz. Sen ne çık işesin? Alo. Of. Bu ne abi burada tek başına? Vay gumut. Erkek mi bu? Allah'ım lan seni götüremme be. Ha? Bir sen eksiksin evde zaten. Bu niye tek başına duruyor abi? Ya o sensiz ya, evsiz o ya. Katlıyor ölçüde. Neyse. Bunlar da yeni çıkan kaz yavruları. Artık 3 tane mi var, 2 tane mi var? Bakayım bir. Poz ver lan. Bakayım. Oo ne 3'ü ne 5'i bayağı varmış. Maşallah. İyi 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 güzel. Bunlar da bayağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Oo maşallah süper. Nazar değmesin. Sanırsam başka da kalmamış yatacak olan. Güzel. Ama otların içinden geçmişsiniz var. Hiç ot kalmamış. Buralar normalde hep ottu. He? Oo, tüpünü yedi minin hayvanı. Ben kazlar seviyorum. Hele bir şunun tipe bak. Bak. Sana dediğim sapsarı çıkmış. Bir tane siyah var. Tipe bak tipe. Durum bu kazlarına maşallah diyelim ve ayrılalım. Evet saygıdeğer Şamo sevenler. Şu an itibariyle 2, 4, 6, 8 maşallah. 2, 4, 6, 8. 8 tane Şamo yavrumuz oldu arkadaşlar. Hepsi de beyaz. Bunları Hatay'dan Mustafa Aşlamacı hocamızdan temin ettik. Uzun yıllardan beridir kendini Şamo'ya adadı. Bu ırk üzerinde bayağı bir yoğunlaştı. Normalde biliyorsunuz ki ben hep Brahma ve türevlerini beslemeye çalıştım. Ama bu sene yarışma salonunda ilk hakemliğim Şamo olduğundan dolayı ben de bu ırka gönül verip kendimi bu ırk üzerinde hakemlik olarak da genişletmek istiyorum. Yani çok sağlam bir bilgi sahibi olmak istiyorum. Çok iyi bilgiye sahip olmak için de o hayvanı beslememiz, gelişme evrelerini, tüm her bir bilgisini edinmemiz gerekiyor. Yani beslemediğimiz bir hayvan hakkında çok sağlam bilgiye sahip olmayız. Brahma'da zaten bir uzmanlık alanımız biliyorsunuz ki var. Şimdi de Şamo'yu ele alarak inşallah ki çok sağlam bir şekilde Şamo'lar üretip ileride belki de farklı renklerini kümesimize dahil ederiz. Sizlerle bu güzel görüntüyü paylaşmak istedim. Kanalımıza abone olup da bu güzelliklerin gelişme evrelerini hep beraber izleyebiliriz arkadaşlar. Bunlarla alakalı mükemmel videolar gelecek. Şamo'nun nasıl olduğunu bilmeyenler varsa da muhtemelen kapak resmine koymuşumdur ama şu videonun hemen akabinde de yetişkin bir Şamo horozunun resmini ekleyeyim. Bilmeyen arkadaşlarımız da görmüş olsunlar. Bir daha da toplayamayız değil mi abi? Ne zaman geleceğiz, ne zaman gideceğiz? Allah sevip durdu arkadaşım ya. Aynen öyle. Nasip oldu, Allah razı olsun. Sen olur Allah razı olsun. Vallahi abi. Asıl bir siz çektiniz, hakkını verdim. Ben sizi görmeden gitmezdim buradan da. Allah razı olsun. Senden Allah razı olsun. Vallahi. Dayı, tamam dur.